Sevgili YouTube izleyicileri hepinize merhaba. Normalde cuma günleri yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Bugün salı, salı gününden yayına giriyoruz. Çünkü seçime çok az kaldı. Seçim öncesinde daha fazla kişiye bu video ulaşsın istedim. O yüzden de belki diğer videolardan çok daha fazla heyecanlıyım. Tarihi bir sürecin eşiğindeyiz. Ve seçim ve karar arasındaki farka baktım. İngilizce'de de iki ayrı kelime var, Türkçe'de de. Acaba farkı nereden kaynaklanıyor diye baktığımda şunu gördüm. Seçimler, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsak ona dair aldığımız içsel bir davettir. Kararlar onu doğrulayan eylemlerdir, tutumlardır. Yani hayal ettiğimiz bir işi düşünelim. Nasıl bir iş yerinde çalışmak istiyorsunuz? Mesela keyifli, renkli, inisiyatif kullanabileceğiniz bir yerde çalışmak istiyorsunuz ve seçeceğiniz yer eğer bu istediğiniz özelliklerinizi, sizin değerlerinizi eğer taşıyorsa o zaman diyorsunuz ki bu iş yeri A şirketidir. Ya da işte evleneceksiniz, nasıl bir evlilik hayal ediyorsunuz? Seçtiğiniz evlilik nasıl olsun? Gözünüzün önüne gelen resimde ne var? O içsel, sezgisel davette sizin nasıl bir evliliğin içerisinde yer almak istediğinizin fotoğrafı var. Seçtiğiniz eşse o seçimi gerçekleştirmek için, o seçimi doğrulamak için aldığınız karar. B kişisi, A kişisine karar veriyorum diyorsunuz ve evleniyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Şu anda biz bir karar vereceğiz. Nasıl bir hayat yaşamak istiyoruz? Nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz? Layıkımız ne? Sebeplerimiz çok. Bu ülkede hepimiz, fark etmiyor ekonomik seviyemiz, uzun zamandır bir sıkışmanın içerisindeyiz, değil mi? Şimdi ben buraya dair birçok gerekçe gösterebilirim. Ekonomik açıdan, adalet açısından, hukuk açısından, eğitim açısından, eşitlik açısından, kadın erkek eşitliği açısından çok fazla bu sıkışmışlığa neden olabilecek gerekçemiz var. Olaylar yaşadık, çok önemli felaketler yaşadık, doğayla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadık, değil mi? Topraklarımızda depremler, seller, işte bir takım orman arazilerinin rant için heba edilmesi, sayısız örnek var. Hepsini sayabilirim. Bu kanalda olduğunuza göre, bu videoyu seyrettiğinize göre belki şunu biliyorsunuzdur. Şucu ya da bucu diye tarif edilebilecek bir kişi değilim. Hem bireysel danışanlarıma baktığımda, hem etrafıma baktığımda farklı farklı izimlerden gelen, farklı farklı dünya görüşünde olan insanlar var ve çalıştığım kişiler de öyle. O yüzden en çok aslında sevgiyi inşa ettiğimiz yer benim yargısız olmamdır. İnsanlar bu özelliğimi çok severler. Beni de olduğum haliyle, halimle kabul ederler. Ne güzel, şanslıyım. O yüzden bu bir kutuya, bir isme sığmayacak derecede büyük bir hayat seçimim var. Kendi açımdan söyleyebilirim. Refah içerisinde, mutluluk içerisinde, daha az kaygılı, daha az kaygılı. Hayatın nefesini, yaşama sevincini, tutkusunu şöyle kana kana içime çektiğim bir ülkede yaşamayı seçiyorum. Ve bu seçimimle bağlantılı olarak da değerlerimi yaşatabileceğim, bu değerlerimi yaşatabileceğim, özgür olabileceğim, çocuğumu büyütürken bütün bu sıkışmışlıkların ötesinde kendimi de var edebileceğim bir ülkede yaşamak istiyorum. Yaklaşık geçenlerde bir baktım, 25-26 tane ülkeyi ziyaret etmişim. Ve her seferinde şunu söylüyorum, yani koşa koşa geliyorum ülkeme. Yani böyle bir hani milliyetçi statüsüne falan almaya çalışıyor olabilirsiniz. Ben daha çok vatansever diye isimlendirebilirim belki bunu.
Çünkü bu vatanın güzelliklerinin, kıymetinin, İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul'un kıymetinin, güzelliklerinin, görkeminin farkındayım. Buna sahip çıkmak istiyorum. Öylesine gelip geçmek istemiyorum bu hayattan. Vatan annedir. Vatan anamızdır, ana kucağımızdır, ne diyebilirim. Bu ana hasarlı, yaralı, hasta. İyileştirmemiz lazım. Annemiz iyileşmezse, ana kucağımız iyileşmezse biz iyi olamayız. Bunu düşünüyorum, buna inanıyorum. Gerçekten neye inandığınızın, nereden, hangi siyasi görüşten olduğunuzun gerçekten bir önemi yok. Bu ülkeye, bu vatana borcumuz var. O yüzden bu sağduyuya sahip olduğumuzu, egemenliğin gerçekten millette olduğu, layık olduğumuz bir hayatı seçebileceğimizi, bu seçimle birlikte de aldığımız kararlarında onu onaylayabileceği görüşündeyim. Buna inanıyorum, sağduyumuza inanıyorum, hoşgörümüze inanıyorum, içimizden gelen o sese, o davete inanıyorum. Vatanımız ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum.